İstanbul'un estetik çizgilerine. Çamlıca'yı da abad eden kendisiydi. Allah rahmet eylesin. Geldik şeye, Çamlıca'ya. İndik. Şöyle güzel bir tahta oturulacak yer. Püfür püfür esiyor. Akşam olmak üzere. Böyle. Hava titriyor. Efendime sorduydum, bu hava niye böyle titrek görünüyor efendicim diye. Evladım dedi, ısıdan dedi. Sıcaktan onun buharlaşması bu şekilde bize tezahür ediyor dedi. Fizik de bilirlerdi yani. Efendim, derken abi sağdan soldan kopereçler, ellerinde sakız olan, kağıt helva olan, poğaça olan, şunlar bunlar, ayaklarında şıpıdık tellikler, kısa şeyler, şortlarla geldiler amcalar falan filan. Ben efendimin arkasına geçtim. Yapıyorum. Efendim, Ahmet, tirakilik yapma diyor bana. Tirakiler huysuz olur ya, sigara içemediği zaman. Ahmet, tirakilik yapma. Bunların elinde ne varsa hepsini al dedi. Aç bagajı. Yapıyorum ben onları. Görürsünüz. Ben size göstereceğim. Dua edin siz bana diyorum. Açtık bagajı abi. Ne varsa. Bagaj doldu. Kapattık. Geldi. Gelin bakayım böyle. Öyle konuşur. Gelin bakayım böyle. Ceketinden bir demet bankadan alınmış, hiç kullanılmamış yepyeni mangır. Böyle yapardı. Al bakayım. Hepsine hayatlarında görmedikleri para. Bunların ayakları popolarına vura vura koşa koşa gittiler. O arkasından böyle baktı. Dedi Ahmet, bunların dedi sıcacık bir yuvaları, bunlarla ilgilenen anneleri babaları olsa, bu çocukların bu saatte burada işine evladım dedi. Bunlar şunlardan da kendi harçlıklarına değil, evlerine bir şeyler götürüyorlar dedi. Onun için kızma dedi. Eyvallah efendim, siz rahatsız etmesinler diye biz öyle yapıyoruz. Eyvallah. Gün geldi, işte vuslu.